Merhaba arkadaşlar. Elif Sinem şu an burada değil ama Tokaverse evine devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi defterimizin şöyle geçelim. Bu evin girişiydi. Şimdi buraya salon yapacağız. Bir de Elif Sinem'in yoğun isteği üzerine yatak odası yapmıştık. Bu yatak odası gördüğünüz gibi. Salonu atlamıştık. Şimdi salonu yapmaya geçelim arkadaşlar. Şuraya salonu çizeceğiz. Önce Elif Sinem'in evine gidelim. Nerede? Elif Sinem'in evi. Burada. Burası. Aa, terasa çıkmışız. Şimdi nereden gideceğiz? Asansöre biniyorduk galiba. Elif Sinem uyuyor. Elif Sinem uyuyor arkadaşlar. Şimdi uyanıp birazdan yanıma gelir. Akşam yapamadık. Kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Şimdi yapacağım. Ve yayına hemen vereceğim. Evet, aşağı indik. Neredeymiş Elif Sinem'in salonu? Aa, işte burası. Ah Elif, ah, burayı da dağınık bırakmış. Burada Koli'nin ne işi var? Kutunun ne işi var? Şöyle salonu çizeceğiz arkadaşlar. Elif Sinem'in isteğine göre şu şekil çizeceğim. Şöyle çizelim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Kalemimiz hazır. Buraya çizeceğiz şimdi. Hemen çizip geliyorum. 1, 2, 3. Evet, çizdik şimdi. Pencereleri çizdik. Şimdi bunların arkasındaki ağaçlar, otları ve dağları çizeceğiz. Ondan sonra da şimdi şunların kenarlarını geçeceğiz. Şöyle gösterelim. Elif Sinem'in salonu. Buraya da paralarını koymuş. Pencerenin önünde bir sandık var. Dokununca gördük paralarını da. Ben bir hata yaptım. Şu kanepeleri şuraya çizecektim. Pencerenin çerçevesini çizince kanepeler kaldı. O da sonradan aklıma ne geldi? Bakın şimdi bu kanepeleri ayrı çizeceğiz. Elif Sinem istediği yere kanepelerin yerini değiştirebilecek. İstediği yere yapıştıracak. Biz salonun arkasını, buradaki kitaplığını yaptık. Buradaki aksesuarları yapacağız. Bir de şu kanepeleri yapacağız. Sadece halıyı çizeceğim. Bir de şu arka planı boyayacağım. Şimdi Elif Sinem'in gelmesini bekleyeceğim. Günaydın Elif. Elif Sinem uyandı arkadaşlar. Elif Sinem. Ağzını ağrıdırdım ama. Elif Sinem'e sürpriz yaptım. Tokalife evini çizdim. Elif, güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş değil mi? Dur bakalım. Anneciğim, şunun ışığı sürekli kapanıp duruyor ya. Şunu süresiz yapsak ya. Diyorum ki Elif, şu kanepeleri diyorum ayrı portatif yapayım. Sen burada istediğinde yerini değiştir, ne dersin? Tamam, öyle yapalım o zaman. Anne, şunu da yapalım mı? Bak, nereye gittin yine? Nereye gittin yine? Elif'i çağırdım, kötü oldu. Yeni icatlar çıkarıyor bana şu an. Şuraya bir tane de halı çizeyim ben, dur. Arkadaşlar, şuraya bir tane halı çizeyim şöyle. Şu Şunu da göstereyim. çizer mi? O ne, lamba mı? Aha, Aa, değişik bir şeymiş. Tamam, onu da çizelim. Onu da portatif çizelim. Sen istediğin yere lambayı taşı. Evet arkadaşlar, şuraya da halısını çizelim şöyle. Telefonla çekince yamuk yumuk oldu. Ben onu şimdi düzelteceğim. Şimdi dediğim gibi şunu, kanepeleri, köpeğini, ondan sonra şu eşyaları, lambasını da portatif yapacağım. Önce şurayı bir tane yapalım. Koyu renk bir tane. arkadaşlar ben bir en iyi arkadaş grubu kurdum burada. Göstereyim mi? Göster hadi en iyi arkadaş grubunu. Ben de açamadım şunu. Açtım. Şimdi ben de Tamam. şu dağları çizeceğim. Dağları nasıl çizeceğim? Şöyle çizeceğim. Pencerenin arkasından görünen detayları da çizeceğiz mutlaka. Sonra Arkadaşlar yeşil alıyorum. ben evine gidelim. Onların evi vardı Koyu yeşil aldım. Şimdi şunları çiziyorum. Burada çiçekler vardı arka planda. Bunları da çizelim. Perde görünmez oldu ya. Bakın şu perdeler görünmez oldu. Ona nasıl bir çare bulsak? Griye komple boyayalım onu. Olur değil mi? Bak Ya da şimdi. böyle olsun. Sıkıntı yok. Göster. Arkadaşın mı geldi? Dört arkadaş grubu var. Şöyle göster.
Arkadaşlar bilirsiniz herhalde siz. Bu şey değil mi Wednesday'daki kız? Bu da benim. Elimde bir şeyler. Arkadaşın bu mu senin? Bu da onun kafasında el yok. Bak. Bu da diğer arkadaşın. Tamam. Bir tane daha var. Evet şimdi şöyle açık yeşil alayım. Şunları. Kaleme bak. Çıktı gitti komple Elif. Şunu bir düzeltsene ya. İçi düştü. Parçaladım kalemi. Al. Sen onu bir tak, kapağını çıkar bana ver. Hadi. Sen oyunun oradan devam et. Şimdi bunları boyayacağız. Böyle boyuyoruz. Bunları boyadıktan sonra da perdeyi üstüne boyayacağım düzgün bir şekilde. Boyamayı birlikte yapalım. Arkadaşlar ben karar veremedim de size soracağım. Neymiş karar veremedin? Söyle. Ya odam üstte mi olsun altta mı? Vallahi defterin sayfalarında olacak. İster üstte olsun ister altta olsun ama defterin. Altta benimki ama. Şu arka plandaki yeşillikler mutlaka renk katıyor camdan dışarıda da olsa. Şöyle boyadım. Tek elimle ancak bu kadar oldu Elif. Oldu mu? Tamam. Çok güzel oldu. Şu ağacı da boyayalım. Kenarını çizmemişiz şu ağacın. Şöyle göstereyim. Ağacı da boyayalım. Tek elimle ancak bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Elif benim torunum oluyor. Evet dedemiz geldi Elif Sinem'in yanına. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu dağları boyayacağız. Dağları böyle çok açık renge boyamam gerekiyor. Nasıl yapalım? Griye mi boyayalım? Arkadaşlar salonumuz böyle. Şimdi biz eşyaları hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar salonumuz artık hazır. Elif Sinem nasıl olmuş halısı? Harika. Harika. Harika olmuş. Gördüğünüz gibi perde detay üstünden bir daha gittim. Daha belli oldu. Parkelerini yaptım. Halısını yaptım. Şimdi arkadaşlar bu kağıdımızı alıyoruz. Bu kağıdımıza Elif Sinem'in oyununa bakarak aksesuarlarını... Ben de evime tam da gidiyordum. Git bakalım evine. Marketten köpeğime bir şeyler aldım. Şuna kanepeleri çizeceğim arkadaşlar. Bu aksesuarları çizeyim. Birlikte boyayalım. Ne dersin Elif? Elif Sinem hala esniyor. Getir. Şarjı mı bitiyor? %15. Neyse çizecek kadar yetsin bize yeter. Şuraya bir tane büyük kanepe, iki tane ya tekne çizeceğim. Ya kaydediyor niye demiyor? Hani bizim video çektiğimiz. Aç bakalım. İşte bu kanepeleri çizeceğim arkadaşlar. Üzerindeki şeyleri. Evet. Sehpasını çizeceğim. Kanepeleri çizeceğim. Lambasını çizeceğim. Bir de şu küçük eşyaların birkaç tanesini çizeceğim. Buradakilerden neyi? Buradakileri çizmeyeceğim. Kanepeyi çizeceğim. Hayır şunları. Onları da çizeceğim. Ama öncelikle kanepe. Bak perdeleri şöyle açılmış halini çizdim ben arkadaşlara göstereyim. Bakın açılmış halini çizdim şöyle. Şöyle. Güneş yapmayı unuttuk. Neyse ya böyle olsun. Böyle güneş güzel. Güneş de yapalım. Evet kızım çıktım. Kanepeleri bakmam lazım. Çıktım özür dilerim. Arkadaşlar kanepeleri eşyalar çizeyim birlikte boyayacağız. Evet. Hadi devam edeceğiz arkadaşlar. Gir bakalım evine, burası Elif Sinem'in evi. Tabii ki de çok. Şimdi arkadaşlar tek elimde telefon kamera. Biliyor musun ben 45 lira ne alacağım söyleyeyim mi? 45 lira ne alacaksın? Bu oyuna neydi? 3 katlı oyun neydi şey alacağım. 3 katlı. Üç katlı mağaza. O mağazayı da mı çizeceğim ben? Yok çizmeyeceğim. Arkadaşlar hepsinden bugün işte bu oyundaki her şeyi alıp bu sayfaları bana doldurtacak yani. Anneciğim salonu, oyun odası, tuvaleti, banyosu, mutfağı bitireceğim ben artık yeter. Ya tamam ama onu çizmeyeceğim. Arkadaşlar ne diyorsunuz, ben bu sayfaları dolduracak kadar mı çizeyim, Allah'ın her günü mü çizeyim? Arkadaşlar abla çiz bu oyunla bu defteri doldur derse her gün bir tane çizerim, ne yapalım.
mağazalarda. Hepsini, bu oyundaki bütün alanları çizelim. Bu defter tamamen Toka World Life ev olsun. Ne dersin? Toka Life World ev olsun. Elif'in yüzündeki mutluluk ifadesi. Ömür boyu saklar onu sana. Ne yapıyor Murat yerde? Vallahi yerde kalemin ucuna alıyor. Elif Sinem şimdi böyle duman ediyor. Aç anneciğim. Arkadaşlar dediğim gibi şu kanepeleri bir çizelim. Birlikte boyayalım. Geliyoruz biz. Evet arkadaşlar, eşyalarımızı çizdik. Fazla çizemedim ama sonradan ekleme yapabiliriz. Şimdi kanepeleri önce boyayacağız. Keşke bu da kalın uçlu olsaydı Murat ya. Elif Sinem ne yapıyor? Oyun mu oynuyor? Evet. Elif Sinem? Evet, oyun oynuyorum. Evet arkadaşlar, bunu böyle boyayacağım. Hızlı bir şekilde. Ama şey oluyor, bakar mısınız? Çizgiler yok oluyor. Hemen unutmadan çizgilerini şöyle belli etmem lazım. Şöyle. Bunu da böyle belli etme, kanepemiz daha güzel görünüyor. Bakın. Böyle yapacağız. Şimdi hadi hep beraber bunu boyayalım. Boyuyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Toka evin şeyini alacağız mı diye? Dükkanı alacağız mı? Ya benim başıma hiç çıkarmayın lütfen ya. Alacağız 3 katlı. Bu 3 katlı. Kaç tane odası var Elif onun? 3 katlı. Hapı yuttum vallahi. Diğer 3 katlı. Yemek yeri var. Her yer. Üst yeri var mı? Ha, daha hastanesi var. Hastanesi kaç katlı? Kuaförü var değil mi? Hastanesi kaç katlı? Hastaneyi al baba diyor bana. Hastane 5 katlı, 6 katlı. Yani bu defter bitecek Zehra böyle. Her gün bir parça bir parça. Ne? Arkadaşlar sıkılana kadar yaparım. Ondan sonra yapmam. Haberiniz olsun. Vallahi hiç kimse sıkılmaz. Haberin olsun ben de sana söyleyeyim. Sıkılırlar. Abla yeter artık. Başka şeye geç derler. Ben de o zaman bu Toka Life defterini bırakırım. Bırakamazsın. Şimdi kollarını yapıyorum arkadaşlar. Eli sıkıldı mı? 2 senede Toka Life oynuyordu. O da doğru. Bakın arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Kanepemiz, koltuğumuz daha güzel görünüyor değil mi böyle? Şurada benim makyaj odamı da yapacağım anne. Makyaj odam da var benim. Güzel oldu mu Murat? Gerçek koltuk gibi anne oldu. Benim bak, makyaj odam da var. Tamam makyaj odam da yapalım o zaman. Sonra köpek odam var. Arkadaşlar bunlar da ayakları. Kanepemiz bu şekil bitmiş bulunmakta. Şöyle. Oldu mu? Bak istersen. Harika oldu arkadaşlar bakın. Şimdi bunu boyayalım. Ay pardon az kalsın siyahla mahvedecektim. Bunu da boyayacağız aynı şekilde. Ben size şunu göstereyim hemen. Nerede? Şu ince kalemlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi şöyle tersine katlayıp kolaylık olsun. Şu lambamızı boyayacağız. Bu lambamız öyle. Bu lambamızın biraz turuncuydu. Aa, o nasıl bir ses Elif? Lambayı göremedim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Lambamız böyle iki renkliydi. Bunu böyle boyadık ya. Daha bir de kenarını gideceğiz. Kahverengiyle. Kenarını gidiyoruz. Bunların hepsini böyle mi yapacağım? Hepsi böyle olacak arkadaşlar. Tek tek sizin için uğraşacağım mecbur. Yoksa hiç uğraşmaz. Yoksa hiç uğraşılacak gibi değil aynen. Ama zevkli ya. Ben de seviyorum böyle şeyler yapmayı. Lambamız hazır arkadaşlar. Şimdi köpeğimizi hangi renge boyuyoruz? Köpek. Al. Ben bu renge boyuyorum köpeği. Hayır o renk değil. Bakayım. Aa koyu kahveymiş. Hadi köpeğimizi boyayalım. Köpek değil o kedi. Bu nasıl kedi kız? Köpek bu. Kedi. Böyle berbat görünüyor değil mi arkadaşlar? Resmi mahvetmişim gibi görünüyor böyle. Evet. Bakın şimdi nasıl köpeğe dönüşecek bakın. Bakayım, anne, oynatma. Kedi bu. Anne %5 oldu şarjı. Olsun eşyalar çizdik artık orayla işimiz yok. Kafamıza göre boyayalım. Arkadaşlar bakın şimdi bunu nasıl güzelleştireceğim. Bakın. Elif sen masaya yaklaşma lütfen. Yaklaşacağım. Hop. Bak.
Anne şu ne? Bakın böyle güzelleştirdik köpeğimizi. Şu ne? Dur Elif. Şu ne? Gözlerinde yaptık mı? Boyayınca bir şeye benzemiyor ama kenarlarını gidince arkadaşlar böyle harika bir şey oluyor. Anne şu ne? İşte bu köpeğimiz sana. Onu ödül yapacağım anneciğim. Haydi. Sıra geldi ödülümüze. Yıldız da anne, yıldız da var. Dur. Evet, şimdi yıldızları keçeli kalemle yapacağım. Böyle arkadaşlar, bir ödül vardı. Anneniz böyle yapan, anneniz böyle yaparsa abone olun. Yapamazsa beğen abone olun. Beğen yine abone olun. Yine ay, abone olun. Ben annenizin yerine yapayım arkadaşlar. Siz bizi seyredin değil mi Elif? Arkadaşlar. Biz ödülümüz de hazır. Şimdi lacivert bir mavi bir kutumuz vardı. Önce bunu mavi, açık maviye şununla kalın anne abonemiz boyacağım. Kaç? Bakın şimdi. Abonemiz kaç? Şu an abonemiz 153.000 olması lazım. 54.000. Abonemiz 400. Pardon. Ne kadar mütevaziyim değil mi Murat? Benim abonem aç Elif. 385.000. Vay, sen de bayağı çoğaltmışsın. Belki de 390.000, tam bilmiyorum. Ama arkadaşlar babamın 100.000 plaketi hala gelmedi. 100.000 plaketi. İşte bu Elif Sinem'in. Bu da hazır. Arkadaşlar hepsini yapıp geliyoruz. Dur ben... Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eşyalarımız hazır. Salonumuz da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bilin bakalım. Şimdi bakın sese bakın, dur. Bakın arkadaşlar, ASMR videosu. ASMR değil. İlk önce benimle bakın. İşte bu ses neyi diyor? Tabletten. Bantla kaplayacağız. Elif, tabletten yüzün gözüküyor. Bantla kaplayacağız şimdi arkadaşlar. Bu bant kötü bant çıktı bu sefer. Kızım yırtık. Dudağını giyeceğiz. Yapacağız beraber mi? Evet, şimdi bunu kaplayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Dünkü sevgilim. Dur. Konsantrasyon. İşte. Yamuk yaptım, olamaz. Yo, yamuk değil ki. Vallahi yamuk. Evet, yamuk mu değil mi? Yamuk. Yamuk gidiyoruz şu an. Öteki bandım nerede benim ya? Evet arkadaşlar. Bunu hep ben kullandım için. Bunu ben kullandım, ötekisini hep sen. Nazar değdi. Yamuk yumuk çap çup bir şeyler yapıyorum şu an. Arkadaşlar güzel olmadı yani. Annemin eli her zaman güzel. Yok ya, şu çizgiler çıkıyor ya. Öteki bandım nerede benim? Evet arkadaşlar. Son. Bitti. İşte salonumuz tamam. Bütün sayfaları yapıştırdık, geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bu kalan fazlalıkları kenarlarını sağlamlaştırmak ve yırtılmasın diye içe doğru katlıyoruz. Elif! Kızım ne yaptın? Elif yardım ettim. Yardım ettin de annem buruşuk yapıştı. Neyse, önemli değil, tamam. İşte salonumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu bantlayacağız arkalarını. Şunu çekelim şöyle. Bunu bantlayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi size. Sonra da bunları keseceğiz. Arkadaşlar. Batlayalım, keselim. Arkadaşlar. Yok yok, gösterme bir şey... gösterme. Sadece şu girişi göster, tamam. Bir sonraki videomuzda tamamladığımız bütün aşamaları göstereceğiz. Bak yine yamuk yapıştırdım. Bantlayalım, kesme aşaması değil mi? Hayır. Lütfen konsantrasyonumu bozmayın. Benim kalemliğim nerede? Evet arkadaşlar, ben burayı kalemliğim getireyim. Kalemliğim nerede? Burada arkamda. Arkadaşlar bunun arkalı önlü bantlayayım, keserken tekrar görüşelim. Hadi. Arkadaşlar arkalı önlü sağlam bir şekilde kaplamasını yaptık. Şurada annemin bu makas. Bu da Elif'in ama önce ben şunu keseceğim. Sonra Elif Sinem küçük eşyalarını kesecek. Elif Sinem küçük eşyalarını keserken... Şimdi kanepeyi çok dikkatli kesmem lazım arkadaşlar. Çok emek var çünkü. Arkadaşlar. Elif'in eline vermeye korkuyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bir tane koparsam. Ama Tuga Bay evlerine bir eksik kalır. Burası komple yapılacak ya, hastanesi, okulu. Yok artık Murat, olduracağım. Ben şehir kurayım oraya. Olur, şehir kur. Ondan sonra karakolu, polis karakolu da bayılır. Yapamam ben o kadar.
Dişçi de var, dişçi de ya. Bu kadar abi de ben ne yapacağım? Tokalar karakterlerini mi hep çizeceğim? Evet. Karakterleri de çizeyim mi arkadaşlar? Ne dersiniz ya? Evet, hepsini de çizmen lazım. Doğru söylüyor. Her eve bir tane karakter buluruz. Evet, bakın. Kaç tane ev alacağız Elif Sinem biz? Hep bütün evlerden çizeceksin anne. Bütün evleri alacağız çünkü. Ben o kadar da çizemem. Çizemem. Merhaba Egemen. Bakın. İşte bu arkadaşlar. Kanepemizin biri hazır. Şimdi şu kanepeyi de koltuğunda keselim. Tekli bu. Tekliyi de keselim. Halısı, perdesi zaten salonda, zemininde hazır. Gördüğünüz gibi bakın bakın. Çok arkadaşlar güzel mi çizdiğimiz, kötü mü? Benim çizdiğim daha mı güzel? Yok. Vallahi size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? O kadar güzel yorumlar gelmiş ki. Hepinize buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Ressam mısın demişsiniz. Ben ressam değilim. Sadece böyle şeyler yapmayı seviyorum. Ha söylerseniz ben okula giderken resim kursuna da gittim. Tabloda çizdim, resimde çizdim. Ama dediğim gibi ressam değilim ama birazcık yeteneğim var diyelim sadece. El sanatlarına gittiği çok güzel bazı resim yapıyor. Arkadaşlar bunları size kullanacağım. Kişiler, bu yeteneğimi sizin için kullanacağım. Kötü kişiler de diyor ki kendini göstermek için yapıyor diyor. Kendimi göstermiyorum ki, kendimi göstermek için nasıl yapayım? Hayır. Ha bu arada ismimi söyle diyen yorumlar gelmiş arkadaşlar. İsimler, benim isim hafızam biraz o konuda zayıf. Yeteneğim yüksek ama isim hafızam zayıf. İsimlerinizin hiçbirini şu an hatırlayamıyorum ama ismimi söyle diyen herkesi buradan çok öpüyorum. Elisem şu sehpayı da keseyim. İsmimi söyle diyen herkesi çok öpüyorum. Dediğim gibi isimleri unuttum şu an, söyleyemiyorum. Bir dahaki sefere not mu alsam acaba, ne yapsam? Alma anne ya. Not alayım anneciğim, üzülüyorlar sonra. Abla ismimi söyle diyorlar. İsimlerini gerçekten hiçbirini hatırlamıyorum. O kadar çok yorum var ki. Kusuruma bakmayın lütfen. Ben hepinizi çok seviyorum. Yazdığınız mesajlar hepsi aklımda. O yüzden isimler hafızamda değil sadece. Geçen Fransa'dan bir tatlış bir kızımız bizi aradı kardeşleriyle birlikte. Dedi ki biz sizi izliyoruz dedi, Fransa'dan bizi aradı. Numarayı nereden bulduğunu söylemeyeceğim. Videonun birinde açık vermişiz arkadaşlar. Numaramız görünüyor, artık onu da siz bulun. Hangi video söylemeyeceğim. Elif Sinem küçük eşyalar kesecek. Sanki söylemedin valla, sanki söylemedin. Hangi video olduğunu söylemedim. Çalan benim telefonum, onu sana 24 saatler Allah. Murat amcanızı arıyorsunuz bu arada. Arkadaşlar şey, Zehra abla ben de yaptım seninle birlikte demişsiniz. Ters bandı yapamadım demişsiniz. Onu da göstereceğim. Sonra bitişi birlikte devam edeceğiz. Bandı böyle kopardım değil mi bak? Görünüyor mu? Gözüküyor. Evet. Şimdi bunu şöyle rulo şeklinde yapıştırıyorum. Bak böyle. İki tarafı da yapışkanlı oldu. Bunu buna yapıştırıyorum. Sonra da böyle yapıştır çıkar oluyor. Bir daha yapayım. Şimdi şöyle dikdörtgen şeklinde, bu ince bantta da yapabilirsiniz bu şekil. Şöyle üst üste yapıştırıyorum rulo şeklinde. Al yaptım. Arkadaşlar bu buna küçük oldu. Bu büyüğü buna yapıştıralım. Bakın böyle. Cırt 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 cırt. Ver Elif Sinem lamba. Kız buna ben ters bant nasıl yapacağım? Hayır şuraya. Ay Elif bu nasıl kestin şurayı böyle? Şuraya yapacağım. Hiç beğenmedim şurayı kesme yapacağım şeklini. Olmamış o. Elif Sinem, Elif lütfen yapma ne olur. Elif mahvetmişsin ya. Yapıp gelelim mi? Anneciğim lambanın ucunu mucunu hep kesmiş, bakar mısınız tamam, ya? Tamam yapıp gelelim o zaman. Ver ver ben yapacağım ver. Efendim, hayır yapacağım ben ver. İşte bitti arkadaşlar. Salonumuz arkadaşlar ve eşyalarımız. Elif Sinem gel hadi. Büyük kanepemizi camın önüne koyuyoruz. Küçük teklimizi şuraya koyuyoruz. Evet. Sehpamızı da buraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar, köpeğimizi kanepenin üstüne oturtuyoruz. Elif Sinem burada uçan balonu var, gördünüz mü? Bu uçan balon, bana da uçan balon yaptırdı kalp şeklinde, onu da buraya koyalım. Şimdi dur Elif, tek tek göstereceğim anneciğim. Şimdi oda kokumuz var böyle güzel, onu da şuraya koyalım. Elif Sinem'in böyle oyun konsolu var, onu şöyle sehpanın üzerine koyalım. Sonra burada akvaryumumuz var. Onu şöyle alta koyalım. Elif Sinem'in ödülü var burada böyle. Sonra şöyle bir saksı çiçeğimiz var. Bir tane böyle Elif Sinem'in su şişesi var. Bir tane de böyle küçük çantamız var. İşte arkadaşlar, Tokalife salonu hazır. Gördüğünüz gibi
Şurada evin girişi vardı. Böyle sırayla. Bir sonraki videomuzda da tamamen göstereceğim. Arkadaşlar, Tokal Life evimizin devamını gelmesini istiyorsanız. Ama daha böyle mutfağımız var değil mi? Dur Elif Sinem. Şimdi mutfağımız olacak. Ondan sonra işte ne olacaktı? Tuvalet, banyo olacak. Oyun odası olacak. Teras olacak. Bunların olmasını istiyorsanız arkadaşlar, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün düzenli bir şekilde herkesi söz veriyorum. Herkesi çok seviyoruz. Herkesi çok... Kötü yorum atanları da seviyoruz. Kötü yorum, ay seni yerim be. Kötü yorum atanları da seviyoruz. Herkes çok seviyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi devamını gelmesini istiyorsanız günlük size söz veriyorum. Günlük bir Tokal Life odası yapacağız. Abone olun. Çine basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.